hukuki işlemlerin belirli şekilde yapılması gerekebilir. Bu zorunluluk kanundan kaynaklanır. Kanunlarda bazı işlemler bakımından özel şekil kuralları öngörülmüştür. Borç doğuran sözleşmelerde genel kural tarafların herhangi bir şekle tabi olmamalarıdır. Buna karşın borçlar kanununda da bazı şekil zorunlulukları bulunmaktadır. Örneğin kefalet sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekir. Hukuki işlemlerde şekil denildiğinde 3 tip şekilden söz edilebilir. Tarafların herhangi bir şekil kuralına bağlı olmaksızın hukuki işlem yapabilmelerini ifade eder. Hukuki işlemin bir metin üzerine yazılması ve taraflardan yükümlülük altına girenin veya girenlerin bunu imzalamasından ibaret olan şeklidir. Dijital imzaya ilişkin düzenleme gereğince metnin bilgisayar ortamında bulunması ve imzanın da dijital olarak atılması bu şeklin oluşumu için yeterlidir. Kanunen yazılı şekilde yapılması gereken bir hukuki işlem bu şekilde yapılmadığı takdirde geçersizdir. Hukuki işlemin kuruluşuna yetkili bir makamın katıldığı her tür hukuki işlem resmi şekilde yapılmış olur. Resmi şekil farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Örneğin, tarafların iradelerini sözlü açıklama zorunluluğuna rağmen evlilik, evlendirme memurunun katılımı sebebiyle resmi şekilde yapılan bir hukuki işlemdir. Bunun dışında tapu memurunun ve noterin sözleşmeye katılmaları, sözleşmenin bunlar tarafından kaleme alınmasını gerektirir. Ancak noterlik uygulamasında imza onayı şeklinde yapılan işlemlerde metin taraflarca hazırlanır, noter tarafından sadece tarafların imzaları onaylanır. Kanunen resmi şekilde yapılması gereken bir hukuki işlem bu şekilde yapılmadığı takdirde geçersizdir.